kadar güzel, baksana şu karşıya. Ne güzel evler yapmışlar buraya ya. Bulutlar daha yakın geldi baba bana burada. Şöyle senle de çıkalım baba ya. Pappe'cin evi buradaydı. Şöyle evleri de çekeyim. Her yer çiçek açmış. Barış Bey'in evi. Gerik herhalde bunlar, sarı sarı. Sarkıyor artık, olgunlaşmış. Baba leylekler çok güzel. Hepsi bakıyorlar. Kaç tane var orada? Fazla insan yok herhalde. Burası neymiş acaba? Muhtarlık. Kek var. Evet. Ayı var mı? İyi, ayı olmasın ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi siz gidip geliyorsunuz mu Türkiye'ye veya başka bir yere? Kayaya vurdum, sopaları davul gibi ötüyorum. Vay be. Şöyle videoya da alayım baba seni. Vallahi kartal gibisin sen de ya. Ne manzaramış, nerelere geldik böyle ya. Lesko buradan herkese merhaba. Yaylacık köyüne geldik tekrardan. Bulgarca isminde Visoka Polyana. Evet, burada çekimler yapmıştık. Burada Habibece vardı. Burada oğlu yaşıyordu. Röportajlar yapmıştık kışın. Her taraf karla kaplıydı. Yazın çok güzel olduğunu söylemişlerdi bize. Biz de merak ettik. Aynı yerlere tekrardan geldik. Biraz habersizce olduğu için şu an kimseyi göremiyoruz. Merak ettik, geldik buraları. Çekmek istedik. Şöyle birazdan köy içine doğru yürüyüp ekstra bir röportaj yaparız. Ne kadar güzel, baksana şu karşıya. Vallahi baba süper ya. Burada her türlü hayvan da vardır ha. Baksana şuraya doğru. Gür orman var. Ne güzel evler yapmışlar buraya ya. Ağaç çiçeğinden tut, her şeyi ne ekmişler. Bulgaristan'da zaten insanlar genelde kendi ektiğini, biçtiğini yiyip içiyorlar. O yüzden ekstra doğal bir hayat var burada. Ömür uzuyor. Bulutlar daha yakın geldi baba bana burada. Bayağı bir tepedeyiz. Serin zaten Kırcalı merkeze göre. Yüksek yerdeyiz. Oksijen de bol. Oksijen bol. Bol bol içimize çekelim. Bulgaristan'da sanayi de yok. O yüzden ekstra bir güzellik var havada. Oho. Şöyle senle de çıkalım baba ya. İkimiz çıkalım şöyle. İlerleyelim mi biraz? Şöyle. Tabii canım. Birilerini görürüz belki. Tekrardan röportaj yaparız. Camiye doğru yürüye yürüye gitmek lazım. Ya da ben yürüyeyim, sen arabayla mı geleceksin? Arabayla gelirim, daha güzel. Öyle yapalım. Devam edelim bakalım. Kimlere rastlayacağız? Rastladığımız insanlarla konuşmak istiyorum. Şöyle evleri de çekelim. Yine Barış Bey'in evine. Dışarıdan da çekelim ekstra. Her yeri görüntüleyelim. Haydi let's go. Habbece'nin evi buradaydı. Biliyorsunuz kapı kapalıydı. Tam gitmek üzereyken torunu gelmişti. Oğlu gelmişti. Burada güzel bir muhabbet dönmüştü. Şuradan ileri doğru gittiğimizde de Barış Bey'in evi vardı. Zaten onların maksadıyla biz buraya geldik. Onların isteği üzerine biz buraya geldik. Çekimler yaptık. Şöyle evleri de çekeyim. Yaylacık'ta yeşil halini size elimden geldiğince göstereyim. Her yer çiçek açmış. Meyveler, sebzeler yetiştiriyorlar. Çardaklar var, incir ağaçları. Ne ararsanız var. Köy yeri çok güzel. Aşağıda güzel bir baraj olması lazım. Drone'la bir daha çeksem mi kararsız kaldım. Şimdi buradan birçok yere doğrayacağız. Hani o hakkımı başka yerde mi kullansam, çünkü sınırlı sayıda batarya var. Bilmiyorum. Bakacağız bakalım, duruma göre hareket edeceğiz. Evet, Barış Bey'in evi burada. Biz çektiğimizde ev tamamlanmamıştı ama şu anki hali çok güzel gözüküyor. Güle güle otursunlar. Yepyeni ev yapmışlar, güzel ev yapmışlar. Şöyle detaylı bir şekilde çekelim. Güle güle otursunlar, vallahi çok güzel ev. Görüyorsunuz yol boyunda erik mi desem artık, erik herhalde bunlar, sarı sarı. Şöyle yakından bakayım. Evet, erik ağaçları sarkıyor artık, olgunlaşmış. Böyle sarı sarı çok güzel duruyor. Ya tabii yaz ayında başka oluyor. Kış ayına benzemiyor. Köyün ambiyansı yazın yeşillikte çok daha farklı gözüküyor. Böyle güzel güzel meyve ağaçlarını çeke çeke ilerliyoruz. Kışın geldiğimizde bu yoldan ilerlemiştik. Yukarıdan inmiştik aşağıya. Hatta ev nerede diye bayağı bir uğraşmıştık. Daha sonrasında içgüdülere göre hareket ettik. Yukarı doğru gittik. Bulduk. Burası da terk edilmiş. Okul binası. Şu an gördüğünüz gibi aktif değil. Onu da çekelim. Leylekler güzel. Leylekleri çekmek istiyorum. Epey bir leylek var burada. Leylek yuvaları gördüğünüz gibi yukarıda. Daha yakından çekeceğiz. Baba leylekler çok güzel ya. İki tane. Yavru da vardır herhalde orada. Yavru var. Yavru,
Yalnız onlar değil ki, karşı tarafa bak. İkisi karşı. Onları şey çekelim. Arabadan biraz çekmiştim ama yerden çekmek gibisi yok. Leylekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi bakıyorlar. Kaç tane var orada ya? 3 tane mi? 4 tane mi? 2-4 tane. Yatan da var. Yatan da var. Hepsi bakıyorlar. Rahatları iyi. Diğer tarafı da çekelim bir. Burada da gördüğünüz gibi leylekler var. Burada 2 tane gözüküyor ama bunlar daha büyük sanki. Evet. Bayağı büyükmüş ya buradaki leylek. Evet, nereye doğru gitsek? Yaylacık köyünü çekmeye devam ediyoruz. Yukarı doğru mu gitsek, aşağı doğru mu? Şöyle aşağı doğru ilerleyelim bakalım. Kim var, kim yok. Çeke çeke Yaylacık köyünü yürümeye devam ediyoruz. Biz buraya çekmiştik kışın aslında. Ha, iyi, güzel. Kışın izlediniz mi bilmiyorum. Yaylacık yazınca YouTube'da çıkıyor bizim video. Ha, gel, nasıl abi? Hayat burada güzel mi? Nasılsın? Fazla insan yok herhalde. Genelde gurbete gitmişler. Gurbette şimdi Türkiye'de şimdi pahalılık dolayısıyla giremiyor millet. Anladım. Türkiye'de biraz şey. Sen de Türkiye'de mi duruyorsun? Hem Türkiye'de hem burada. Nerede? Ne güzel. Nerede? Bu bina senin. Ha, benim evet. Yani çok güzel ya. Çok güzel abi. Bahçe güzel yapmışsın yani. Seralar, şeyler yetiştiriyorsunuz maşallah. Her şey organik. Her şeyimiz var Allah'a şükür. Bayağı bir leylek var. Evet, evet. Leylekler genelde iyi yerleri seçiyorlar zaten. Evet. Doğal yerleri seçiyorlar. Leylekler kitap yaşadığında yendiği yere şey yapıyor yani. Evet. Leyleklerin olduğu yer zengin olur. Toprağı olsun, insanları olsun hep iyi olur yani. Buz altından kokulu şey var. Bu sene yağmaz günlerde geçiyor. Bu civarda başka böyle tavsiye edeceğin köy var mı abi bize? Güzel, görseli olan. Köyler var mı böyle başka tavsiye edeceğin bize? Yaylacık köyü güzel, görsel. Yerciler köyü şuradan köyümüzde. Orası biraz toparlandı. Aylarda bunu geçiyorsun, ondan sonra mı geliyorsun? Çıkıyorsun, birinci köy orada. Birinci köy. Sağ tarafta. Tamam, oraya bir geçelim. Oraya da bir çekelim bakalım. Tamam. Oldu abi, teşekkür ettik çok. Teşekkür. Kolay gelsin, iyi günler. Ağaç çiçeklerine bakın, ne kadar güzel gözüküyorlar. Vallahi bahçede ne güzel ağaç çiçeği yetiştirmişler. Her yer muntazam. Doğa harikası. Kışın geldiğimizde daha bir ölü duruyordu tabii ki. Doğanın canlanması ekstra bir canlılık getirmiş köye. Öyle diyeyim, hani kışın bu etkiyi hissedememiştim. Kar manzarası ayrı tabii ki. Onun manzara değeri ayrı. Yazın manzara değeri ayrı. Tabii ki yaz gibisi yok, ne olursa olsun. Bir çalışma var zannederim ileride. Şurada inşaat arabaları görüyorum. Yol yapım araçları var zannederim. Yakından çekeceğiz şimdi. Genelde evleri Türkiye'den veya gurbetten gelenler yaptırmış gibi gözüküyor. Geliyorlar burada, belirli bir zaman geçiriyorlar veya tamamen yazı geçiriyorlar. Daha sonra geldikleri yere geri dönüyorlar. Burası neymiş acaba? Bir restoran gibi bir yer herhalde. Şu an kapalı gözüküyor. Burada daha önceden amcalarımız vardı. Yol tarifi için uğramıştık buraya. Bize yardımcı olmuşlardı sağ olsunlar. Evet, Yaylacık köyünde son olarak camiyi de çekelim dedik. Camiyi de çekip burada Yaylacık köyüne veda edeceğiz artık. Bilmiyorum, son kez aşağıya doğru yürüyeceğim. Çok fazla insan yok, o yüzden röportaj yapmak zor. Sadece orada oturan bir tane amcamız vardı bahçede, onunla konuştuk. Camimizi de çektik burada, onu da tamamladık. Şöyle evleri çeke çeke artık videoyu sonlandıralım. Evet, köye giriş yaptığımız noktaya geldik. Burası artık son kısım. Evet, ileride epey leylek yuvası çektik. Burada da gördüğünüz gibi 3 tane leylek var. Burada epey leylek yaşıyor yani Yaylacık köyünde. Gördüğünüz gibi her yer leylekle dolu. Bina ne binası acaba baba? Orada sonra oturanlar var. Merhabalar, iyi günler. Hoş bulduk. Bina ne binası acaba? Bina ne binası buradaki? Hükümet binası. Muhtarlık. Muhtarlık. Evet.
aktif olarak çalışıyor değil mi? Biz geldik buraya, çektik daha önce de. Kış ayında çekmiştik. Çok fazla istek alıyor yurt dışından. Danimarka'da yaşayanlar oluyor, Belçika'da yaşayanlar oluyor. Tekrardan çekelim dedik yaz ayında. Yukarı manzara çıkacağını yukarı. Çıktık, oradan geliyoruz. Yukarıdan geliyoruz. Son dedim girişi de çekelim, gidelim. Manzaraya doğru oradan iyi yerler var bizim. Çektin mi şu oradan? Güzel, tavsiye ettiler zaten. Yazın git dediler asıl oraya. Tekrardan geldik. Sosyal sert, çık burayı üşüyor ya. Nasıl abi, rahat mı burada yaşam? İyi ya. Biz alışmışık artık biz. Doğma büyüme buralı mısın yoksa? Buralı. Ha, kimisi gidiyor Türkiye'ye, geliyor buraya yazın. Ama daha çok. Ya, gittiler çok. Ya, herkes gene yerleşti buraya. Kendini tatile yazından burada geçiriyorlar. Kışları yurtlarına gidiyorlar yani. Kırcaali merkeze göre baktığın zaman yaylacık bayağı bir yukarıda kalıyor yine. Serin yani. Havasının çeti yani. Herkes hava durumu. Hava çok iyi. Aşağıda su birikintisi var. Orası nere? Aşağıda bir köy var. Su birikintisi vardı. Kocagır. Mahalle yaşıyor orada. Mahalle. Mahalle var. Mahalle var. Hı-hı. Bununla geldiler de 89'da oraya. Orası da bizim çelerinde ama mahalle geldi bir tane aldı. Hı-hı. Bollaştı orası. Mahalle. Başka nereleri çekebiliriz burada? Mesela görsel olarak, köy olarak. Şirokopole var ileride. Tel köprü var, oraya gittik. Tilkiler köprüsünü orada çektik. Çekebilirsin, orada bir şey var. Hani eski kalma şeyler var orada. Ayak izi falan var ya, diyorlar. Ya orada yukarı Şirokopole, yukarı o dağ gibi şey var ya. Evet. Oraya çıkabilirsin. Orada manzara daha iyi gözüküyor. Aşırıda o göller gözüküyor, yazıyor gözüküyor, Srenarda ve Arda gözüküyor. Aslında biz tepeye çıkmadık. Tepeye çıkmaya yer var. Kasım abiyi alıp onunla çıkmak lazım tabii. O bilir, çıkarsa eğer tabii yani, ki. Burada şeyde çeşmeye yandım, yukarı durup çıktım, tepeye ulaşabilirsin. Evet. Burada güzel manzara var. Burada da manzara güzel, burası da. Hı-hı. Aşağı doğru bakmak. Kaç kişi yaşıyor abi köyde? Burada yaylacıkta. Şimdi 220 hane var. 220 hane. 220 hane bayağı, bayağı bir yaşıyor. Büyük gene burası hani baktığın yani zaman. Herkesin evi var, herkes yaşıyor. Evet, evet. Gelip gidiyorlar. Türkiye'ye gelip gidiyorlar. Ya, tekrar geliyor. Herkes toparladı gene kendini. Evleri toparlıyor. Evini toparlıyor. Yaşaması devam ediyor. Kırcaali'ye bir dönüş var zaten. Gurbette hani parayı bulup buraya gelip tekrardan yatırım yapan, evlerini yaptıran. Şimdi Avrupa'da çalışanlar çok. Hepsi geliyor buradan. Türkiye'ye yatırım yapmıyor. Geliyor adam. Kendi bu ne yatırım yapıyor? Dedesinin evini yapıyor. Yani o daha iyi tabii, yapıyor. Tarihi bir şey. Yani. Satın alıyor. Yeni şeyler. Hala tabi büyümekte. Güzel. Bizim Türklerden mi Muhtar? Evet evet. Burada mı acaba? Geldi bir görüşseydik mi onunla? Bizim şey geldi. Muhtar. Müsait midir acaba? Sorabilirsin ya. Şey. Yok mu? Şey burada, yardımcısı burada. Anladım. İyi bakalım. Şey orada hep de oralara da bir gideceğiz Şirokopale bakalım şimdi. Sürmenler, Şirokopale. Orasını görmüşsün. Hı hı. Manzara bizim arka taraf. Anladım. Geniş, bizim çok geniş. Çok perpera var. Var mı yabani hayvanlar? Çok. Ne geliyor en fazla mesela abi? Ya, şeyler var. Keyik var. Evet. Domuzu var. Ayı var mı? Yok, burada. İyi, ayı olmasın ya. Çakalı vardır. Evet. Çakal vardır canım, çakal var. Bunlar çok kalabalık. Şimdi, çakalı. Akbabası var, beğenebilir. Burada, bu karşıyı gördüyse, şey orası, bizim bakım şey, devlet tarafından bak. Böyle kartallar var, bizim akbaba var. Böyle. Ha, özellikle yasak bölgeye girmek lazım. Evet. İyi oldu abi. Senden iyi bilgileri topladık burada. Neydi isminiz abi? Erhan abi. Memnun olduk çok Erhan abi. YouTube kanalımız var bizim. TV gibi. Telefondan YouTube'a giriyorsun. Kırcaali yaz, bizim videolarımız var. Benim orada göreceksin. Görmüşümdür belki. Görmüşsündür belki. İzlemişsindir. Yaylacayı çektik biz kışın. Evet. Merhabalar abi. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaylacayı çekmiştik daha önce de. Kışın geldik, çektik buraları. Yazın da gelin dediler. Yazın daha güzel dediler. Biz de geldik buraları çekiyoruz.
Hayırdır, nereden geliyorsunuz? Biz Bursa'dan geliyoruz da babam buralı, doğma büyüme. Siz mi? Evet. Almanlar mı? Yağ bakıyorsun. Baban kim? Babam? Benim ya. Genç duruyor biraz. Baba derken bu köylü değil mi? Değil. Yok yok. He. Buralı derken şeyde yani, Bulgaristanlı. Ben şeyde doğdum, Türkiye'de doğdum. Almalı'dan. Orada kimler dersin? Kumare. Ha, caminin dibinden. Aşağı kumareden mi yukarı kumare? Yukarı değil, caminin dibinden. Büyük Almalı'dan. Caminin dibinden. Abi siz gidip geliyorsunuz mu Türkiye'ye veya başka bir yere? Ben İzmirliyim. İzmirlisin. Buca. Oo, en güzel yere atmışım. Babama hep diyorum neden İzmir'e gitmedin? Gitmiş Bursa'ya. Ne işin var senin Bursa'da ya? Evet, sene İstanbul'da kaldım mesela 90-97. Hı-hı. Bu arada askere için geldim. İzmir güzel yer ya. İzmir. Bizim akrabalar da vardı altın da ama. İzmir en güzel yer. Aa, en yaşanacak yer. Farklı bir yer ya. Farklı bir yer. Başka bir ülke gibi orası. Merhaba. Senin değil mi? Yok, bu benim komşunun, benim burası. Burası. Muhtarın dibindesin o zaman abi. Evet. Huzurlu buralar, geliyorsun. Şükür şükür. Ben 2 senedir buradayım, 6 ay ya. Geçen sene Nisan 1'de geldim. Kasım'ın 20'si gibi gittim. 4 ay, 5 ay. Emeklisin orada. Yok da emeklilik yok da EYT'liyiz biz. Evet, hanım emekli. İşte geliyor 3 ay çocuklar ufak. Okul tatilinde burada, yanımda. Ben gidip geliyorum. Canım sıkılınca biliyorum arabayı geliyorum. Tabii. Bir hafta 10 gün kalıyorum. Geliyorum gene, ondan sonra bir ay kalıyorum. Öyle. Güzel bir şey. Çok güzel. Hayat öyle olunca güzel zaten. Ama ne olacak? Yani uzun yol. Hadi şimdilik daha kaldırabiliyoruz da. Kaldırabilir, kaldıramazsın bir kere. O zaman ona göre. Baksana mazot falan da uçtu gitti. Gelmek mazotu de zor. Bıraktı. Ekonomi de kötü. Yaşı 75 falan oldu mu kaldıramazsın. Tamam ya, direksiyona da binemeyeceksin. Yani ne işim? Ben geliyorum bunların sayesinde çok geliyorum. Ben de 74 yaşındayım. Maşallah. Kaç ise 40 gelir mi? Bayağı var yaş yine. Allah sağlık, ömür versin. Sana da soralım abi, nerelere gidebiliriz burada başka? Şimdi sorduk Eren abiye, şey dedi. De Asar'a gidebilirsin, bravo. Çok. Tel Köprü'ye gittik biz Tilkiler'e. Perperikon'a gidebiliriz. Perperikon'a gittik, orayı çektik, havadan da çektik. Vallahi güzel yerler var bu Ardino tarafta ama o taraflara. Ardino'da Şeytan Köprü'ye gittik, Kartal Kaya'ya gittik. Ya vallahi gençler çok geziyorlar da biz öyle pek. İçinden geldi. Bizim de kanal var, YouTube Boşuna kanalı. O yüzden. Bu Şirikopo'ya geçmiyoruz. Nasıl durum orada? Şirikopo. Yani şey çıkacağım yukarı. Bu tarafa geçme. Şirikopo'ya yazdık. Geçerken gördüm. Orası şey var. Gir oraya. Girelim mi oraya? Gir tabii ya. Abi. Bütün su balıkçı oralar. Şirikopo'ya gidelim baba. Biz oraya gitmedik. Bak şimdi. Tilkilere gittik biz. Şirikopo'ya git. Sürmen dediğimiz yer. Hı-hı. Buraya gir. Tren yoluna geç. Hı-hı. Hemen sağ yap. Eski orada tekne var. Artık karaya oturmuş. Karşıda geyikler, garajlar. Vay be. Bu yüksek tepeye çık. İstersen aşağıda yazıyorum boyun. Tabii şey, tabii. Daha ileri gidersen gez. Asma Köprü var. Asma Köprü var. Geçtik. Karşıya geçtik. Tilkiler Köyü var orada. Tilkiler, orayı çektik. Bak şuradan zirveye çıktıktan sonra tabii o yaya gideceksin oraya. Hı-hı. Mezarlığın hemen zirve var. Kedikaya dediğimiz yerler. Hı-hı. Çeşmeler. Gümbürdek var. Mağara. Vay be, oralara gitmek lazım aslında. Biz 5-6 sene önce şey yaptık, belki daha fazla. Sundurma tarzı, piknik yapabiliyorsun. Ondan sonra ne mağarası vardı orada ya? Başka bir mağara da var. Yarasa. Yarasa mağaraları var. Var mı yarasa peki içeride? Evet, çok... Vardır ama işte ben bilmiyorum orayı da. Yani içine bak. Buraya dağcılar mağacılar çok gelip gidiyor. Vay be. Nereden gireceğiz biz oraya şimdi? Nereden gireceksin sen oraya? Arabayla gidemezsin ama. Aa, arabayla. Çeşme sen abi var. Falan lazım ona. Ekstra öyle gitmek lazım. Çeşme yanları ancak. Hı hı. Burada Kedikaya. Öyle Jeep tarzı, öyle yüksek orada araç olursa. Orada bir tarafta bizim davul. Bunun ancak burada davul zirveye şöyle alacağım. Kayaya vurdum mu sopaları. Hı hı. Şey gibi ötüyor. Davul gibi ötüyor. Vay şey, be. İçi boş o zaman biraz evet, kayanın. Boşluk. Su damacana fet. Kocaman, kocaman evde abi. Kimara gibi. Çok değişik yerler var o zaman. Var. Ben iki sene önce var, işte çok iki sene şeyler de biz. Burada adam, sen burada mı çalışıyorsun şey, Eren abi? Evet. Şey yapmıştı. Hı. Muhtarla. Yani, var, çok iyi. Çok güzel.
2008'de bypass olmuştu. Az daha ileriye doğru git aşağısı Arda mı esas şey? Arda boyu. Tamam. Çok güzel. Abi çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ettik. Memnun olduk çok. Sağ olun. Görüşmek üzere, sağ olun. İyi günler. Evet, Yaylacık'ta çok güzel bir yeri tavsiye ettiler. Yukarıda az önce çektiğim antenin orasına çıkacağız. Oradan bir çekim yapacağız kayanın üzerinden. Haydi bakalım, let's go. Evet, tavsiye üzerine tepeye çıktık Yaylacık köyünde. Manzara tam müthiş. Tam tepedeyiz ya, burada bir resim var. Çekeceğim, çekeceğim. Vallahi çok güzel yer baba. Daha önceden kartalları çekmiştik. Şurada biliyorsun baba. İleride Tilkiler köyünde. Kasım abiye de gideceğiz bugün kısmetse. Hemen karşısında yine bir kaya var tepede. Şöyle videoya da alayım baba seni. Vallahi kartal gibisin sen de ya. Ne manzaramış, nerelere geldik böyle ya. Yaylacık köyünü görüyorsunuz. Çok güzel. Tam zirvedeyiz, aşağıdan geldik. Tepede zirvede var ama. Şöyle senle de çıkalım. Hatta selfie olarak da çekeyim şöyle baba. Tabii ya. Hadi fotoya geçiyorum. Let's go. Burası güzel. Çok güzel. Şu daha karşıya bak, karşıya. Harika güzel baba ya. Tam bir doğa harikası. Kartallar şu uçuyordu bu karşıda. Taraf, o taraf. O kadar güzel ama buradan öte mağaralar varmış, mağaralara geçilemiyormuş. Araba gitse gideriz. Yürüyerek de gidilir de çok zaman çok alır. Zaman köyleri olur. Çekmek istiyoruz. İnsanlarla konuşmak tamam, istiyoruz. Şimdi bugün çok bayağı bir işimiz, yolumuz var. Başka zamana bırakırız inşallah. Aa, buradan bir drone uçururuz şimdi ha? Bir drone uçururuz. Hadi bakalım, let's go.